Doğru denge nedir? Veya nasıl yönetilmeli bu denge? Araştırma yapmamak herhangi bir araştırmadan daha pahalı. Ne kadar risk alabilirim? Ne kadar güvenmeliyim? Nerede dikkat etmeliyim? Araştırmalara güvenmek gerekir. Araştırma olmadan, veri olmadan alınacak her türlü aksiyon çok daha riskli. Kültürel farklılıklar araştırma sonuçlarını ne kadar etkiliyor? Bizim araştırmada aşamadığımız şey sektörün büyüklüğü. Özellikle yani Türkiye'de araştırma sektörü çok küçük kalmış. Ben bir iş adamı olarak da. Benim 3 tane proje var. Her biri benden birer milyon dolar istiyor. Ben diyorum, evet. Çiğdem diyorum. Bir tanesine koyacağım 1 milyon dolar. Hangisine koyayım? Ha, tabii ki. Sen bu için gereken araştırma evet. yapmayayım. Kadınlara ne mesaj vermek istersin? Bunu? Peki her araştırmaya güven nasıl olacak? Mesela çıkan verilere ne kadar güvenmeliyiz? Yani ne kadar risk alabiliriz? Orası tonlarına hareket etme konusunda. Hani bir şey dedin. Ne bileyim işte. Ne bileyim işte. Elmalı şampuan mı yoksa güllü şampuan mı? Diyeyim, sana getirdim. Sen de elmalı şampuan çıktı. Ben gözü kapalı onda gidip tamamen üretime elmalı şampuan yani ne kadar risk alabilirim? Ne kadar güvenmeliyim? Nerede dikkat etmeliyim yani? Şimdi bir kere örnekleme dikkat etmelisin. Bunun örneklemi ne kadar büyük? Ne kadar güvenilir? Güven aralığı ne? Ondan sonra analiz sorulara yani soruları özenli hazırlanmış mı? Analizi özenli yapılmış mı? Evet. Bunlara dikkat etmelisin. Şunu söyleyeyim yani araştırmalara güvenmek araştırmalara güvenmek gerekir. Araştırma olmadan, veri olmadan alınacak her türlü aksiyon çok daha riskli. Yani sen oturduğun yerden tamam ben artık güllü şampuan yapacağım dediğin noktada çok büyük risk almış oluyorsun. Güllü şampuan yapacaksan yap ama en azından bir sor yani tüketiciye. Anladım. Şimdi bu bir de bazen şey yapılıyor mesela bu... Mesela marketler, mesela yeni bir ürün lansmanında falan böyle marketlerde de yapılıyor işler değil mi? Yani birkaç market seçecek, orada anketörler oluyor içeride falan. O tip çalışmanız oluyor mu? Evet, dönem dönem ürün testleri yapıyoruz. Ürün testleri yapıyoruz. Bunları biz marketlerde yapmayız pek ama stüdyolarda yapıyoruz böyle stüdyolarda. İnsan tüketicilere böyle farklı farklı ürünleri denettiriyoruz, onları puanlatıyoruz. Ne kadar beğeniyorlar, ne kadar sevmişler, markaya ne kadar uygun buluyorlar. İşte tadını sevmişler mi, rengini sevmişler mi? Ne kadar bunlar hata payı var çıkan sonuçlarda? Yani %5 falan diyorsun sen. Evet %5. Ama %5 sonucu değiştirmez ki. %5 yani bir şeyin başarı oranı çok düşük. Şöyle yani biz bunları istatistiksel olarak raporlarken zaten %5'in üzerindeki farklılıklara bakıyoruz. Yani onların üzerinden. 100 kişi ise ne bileyim ben 95 kişi biliyorum, 5 kişiyi yanlış biliyorum mesela gibi. Gibi evet. Tahminleme noktası. Bence çok ciddi bir oran 95. Evet. 90 mı çok yüksek bir oran? Bir şey 95'te çalışıyoruz. 95'te çok iddialı bir şey. Peki şimdi bir şeye bakalım. Bu KOBİ'ler açısından biliyorsun Türkiye'de acayip KOBİ var. Evet. KOBİ'lerin işi, yani KOBİ'ler yaptırıyor mu size Türkiye? Ve Türkiye şu mu? Türkiye kim yaptırıyor bunları? Yani Sağlık Bakanlığı diyeti geçtim ben. Evet. Üniversiteyi falan da geçtim. Evet. Yani bildiğimiz orta ölçek şirketler işte. KOBİ diyoruz onlara. Evet. Bunlar kim? KOBİ'ler, OBİ'ler. Ha? OBİ. Bazen de OBİ diyoruz. Daha böyle bir bunlar Türkiye kimler yaptırıyor, kimler yaptırmıyor, kimler yaptırmalı diye bir soru sorsam. Evet. Şimdi ben yıllardır KOBİ'lere araştırma satmaya çalışıyorum. O yüzden öncelikle bunun için satmaya teşekkür ederim. Satmaya çalışıyorsun ha. Yani satıyorum da tabii bir sürü KOBİ müşterimiz var. O zaman ikna etmeye çalışıyorsunuz. Tabii yani oluyorlar. Yani çok da faydalı. Satıcılık yapıyorsunuz yani bazen. Hani dedim ya çok böyle çok kişiyi zengin ettik yani hani şeylerde. Ama gelip sen onu ikna ediyorsun. Gel böyle bir şey. Yani, onlar bir şekilde duymuş oluyorlar. Ya da işte mesela rakipleri ya da işte ahbapları vesaireleri böyle bir şey yapmış oluyor baştan. Ya da içeriye böyle daha kurumsal bir firmadan yeni bir yönetici almış oluyorlar. O kurumsal firmalardan gelen yöneticiler diyorlar ki bunun için araştırma yapmalıyız, yapmalıyız derken o zaman tabii büyük şirketten gelenler isterler yani. Evet, Unilever kökensek veya Procter & Gamble veya P&G'de tabaka şirketleri falan yani. Evet, onlar da çalışmışlar. Sonra mesela KOBİ'ye, OBİ'ye geçiyorlar. Ya da işte bir holdingde çalışmış, oraya geçiyor. Onlar böyle araştırma kültürünün yayılması için çok kıymetli profesyoneller. Yani öyle geçiyor. Hepimiz öyle yetiştik yani. Evet. Ya da bazen şöyle oluyor. Mesela KOBİ'nin kurucusu, sahibi ya da yönetim kurulu başkanı karar vermekte zorlanıyor. Hani aklında bir araştırma konusu var. Diyor ki bir de araştırmayı deneyelim. Ürün konusunda mı? Ürün konusunda mı? Veya fiyat konusunda mı? Ürün konusunda, fiyat konusunda ya da işte bir reklam çıkacak. Herhangi bir konuda. Evet.
Ya da işte yeni bir pazar açılacak. Hani bir araştırma yapalım dediği zamanlar oluyor. O zaman tekrar araştırma yapabiliyoruz. Ya da mesela şey oluyor. Devletten destek alıyorlar. İşte bir tür quality. O da var. Yetisi bayağı var anlık kadarıyla. Çok var evet. Özellikle bu tür quality markası olmak vergiden için. Vergiden düşebiliyor muyuz bunları? Vergiden düşemiyorsunuz araştırmaları. Araştırma hala bir hizmet. %20 KDV'ye dahil. Fakat devletten destek alabiliyorsunuz. Özellikle ihracat çalışmaları için. Destek derken nasıl destek veriyor? Para mı veriyor? %50'sini geri ödüyor. Güzel. Evet. Bayağı. Nedir bunun aşağı yukarı bütçesi? Yani var ya mesela yani ne hayal etmeyiz yani bir araştırma konusunda? Yani diyelim ki yeni bir pazara açılacaksın. Güzel bir şey. Evet, güzel bir şey. Bir kobinin ihtiyacı mesela, olan. Bakıyor ki şu an çok acayip popüler. Bakıyor bir ürün satmak istiyor. Evet yani Azerbaycan pazarına açılacağım değil mi? Yani hani şu anda bizim ekonomimizde bir darboğazdan geçiyor. Hani yurt dışına sattığımız her şey yanımıza karşı yani o kadar. Doğru. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bize geldiniz dediniz ki işte ben şu pazara girmek istiyorum. Bizim böyle bir yöntemimiz var yeni pazarlarda hep uyguladığımız işte önce bir masa başı çalışması yapıyoruz. Sonra oradaki tüketicilerle görüşüyoruz. Sonra da derinlemesine görüşmeler yapıyoruz. Veri üçlemesi dediğimiz bir yöntemimiz var. Bunun çerçevesinde işte size maliyeti 250 bin TL falan civarında olabilir. Eğer çok zor bir ülkeye gitmiyorsanız. Yani hani. 8 bin dolar falan yapar aslında. Baktığında. Evet yani 8 bin. Çok para değilse aslında. Değil. Hiçbir evet. şey değil. Hiçbir şey değil. Yani batıracağım parayı ben yani bence bir iş adımı atıyorum. O kadar fazla ki. Yani. Ya da boşa gidecek para. Yani boşa gidecek ben zaman. Ben şöyle söyleyeyim mesela. Ben yani şöyle bir yüze bakıyorum. Sen mesela herhangi bir pazara girmek istersen ne yaparsın? Bir tane ihracat müdürü veya bir oraya gönderirsin. O en azından 2-3 kere gidip bir hafta orada kalır. Hı hı. Ya onun zaten bir hafta uçak kalma parası 8 bin dolardır. Evet. Ya o yüzden araştırmaya yapılan her şey fersah fersah geri döner. Bunun için senin masraftan dahil mi? Masraf dahil mi? Çok kişiyi zengin ettik hem. Masrafların tabii sağ çalışması vesaire. Biz oraya gitmiyoruz. Yani telefonla oraya gitmeden. Tabii telefonla ya da online. Ama mesela yok mu böyle imkanlar? Bunu eskiden yoktu. Evet. Şirket kurduğun zaman yoktu artık herhalde. Anketör telefonu yapmıyordun herhalde. Ya mesela biz şimdi Arapça şeyleri yani eskiden ne yapardık? Diyelim Orta Doğu'da bir çalışma yapılacak. Orta Doğu'daki bildiğimiz, tanıdığımız araştırma şirketlerini arardık. Partner olurlardı. Bize tedarik sağlardı falan. Yani şimdi hiç gerek kalmadı. O kadar Suriyeli var ki. Hani biz içlerinden böyle seçiyoruz anketörümüz olarak çalışabilecek nitelikte olanları. Yani buradan yaptırıyoruz. Eskiye çok daha kolay yani evet. İnsana erişmek. Evet. Dijitalleştik online panellerden. Peki farkın kültürel farklar çünkü biliyorsun hani ülke yani verilen cevapların güvenilir anlamında. Mesela Amerika'da bu iş çok daha düzgün, İngiltere'de, Avrupa var mı öyle kültürler arasında verilen cevapların doğruluğu veya insanın yaklaşım açısından kültürel farklar araştırma sonuçlarını ne kadar etkiliyor? Yani kültürel farklılıklar araştırma sonuçlarını şöyle etkiliyor. Bazı ülkelerde daha uzun sorular sorabiliyoruz. Bazı ülkelerde daha kısa sorular sormamız gerekiyor. Yani sıkılganlık da mı? Evet. Yani şimdi yani mesela biz bir de o ülkelerdeki zamana verilen değerle ilgili. Doğru. Evet. Yani doğru. Şimdi mesela Norveç'te bir araştırma yapacaksak. Hani biz 40 dakikalık bir soru formu uygulayamayız. Kimse doldurmaz. Yani kaç para verirsek verelim yine doldurmazlar. Çünkü 40 dakika Norveç'te araştırma için çok uzun bir ankete katılmak için çok büyük süre. Yani. Ya, çok kıymetli orada zaman. Evet orada zaman çok, çok kıymetli. Ama yani Nijerya'da 40 dakikalık bir anket yapabiliriz, yapabiliriz yani sıkıntı yok. Kişten. Peki. Bütün soruları sorun. Birkaç tane ilgimi çeken susuzluk. Var mı başka şey baktan? Yani sormadığım bir soru var mı anketlerle ilgili? Startuplardan bahsedeyim biraz bir istersen. Bir soru tamam. Onun bir tane sorum var. O startup'a geçelim ondan sonra. Şey var mesela. En önemli sorun. Hala aşamadığınız pazar aşamadığınız en önemli engel veya sorun yaşadınız. Pazar aşamadığınız. Hangisi ve iyi yani şu var. Sorun nedir? Veya buna 10-15 yıl sonra hangi konuda daha iyi sonuçlar alıyorsun mesela? Bir iki türlü bakıyorum. Hala aşamadığın engel var mı? İkincisi geçmiş 10-15-20 yıla göre hangi yerde araştırmada daha iyi sonuç alıyorsun? Çünkü. Şimdi şöyle bizim araştırmada aşamadığımız şey sektörün büyüklüğü. Özellikle yani Türkiye'de araştırma sektörü çok küçük kalmış. Türkiye'de? Evet. Kaç araştırma şirketi var Türkiye sence? Yani çok araştırma şirketi var. Öyle mi? Gerçekten mi? Evet.
Evet evet çok fazla. Yani bu 100 tane var mı Üsküdar Araştırma Şirketi? Vardır tabii. Çok daha fazla vardır. Kolay ama sektör çok küçük. Yani şöyle sektörün işte büyük bir bölümü bir iki tane uluslararası şeyler. Devlet iş yapanlar geçiyor. Devlet iş yapıyorsan sorun değil ama özel sektör dediğin zaman özel sektör bir araştırma için ne kadar besleyebilir sadece Türkiye pazarından onu merak ediyorum. İşte şöyle. Yeterince araştırma yok diye düşünüyorum. Yani bu araştırma kültürünün KOBİ'lere, OBİ'lere yayılmamasından dolayı hani bizim araştırma sektörümüz küçük kalmış. Yani büyümeyecek bu iş yani. Büyür bence. Parayla mı ilgisi var, vizyonla mı ilgisi var? Bu vizyonla ve şeyle ilgisi var. Yani kültürle ilgisi var. Mesela biz Sanayi Bakanlığı'na bir çalışma yaptık. Orada verimlilik, toptan faktör verimliliği diye bir parametre var üretimde, sanayide. Hani onun ölçümlemesini yaptık. Verimlilik haritasını çıkardık. Böyle çok büyük kapsamlı bir şey. Ta 2015'ten. Şimdi o kapsamda 10.026 tane KOBİ'ye gittik. 52 ilde. 10.026 tane KOBİ. Gerçekten çok acayip bir rakam ya. Büyük bir şey. İyi para vermiş herhalde. 10.000 kişi demek. Ben ciddi bir proje yani bu. Kendi güzel bir araba almıştım. Evet. bana güzel geldi. 10.000 kişiye gitmek. Evet. Şeyde ve şunu gördük. Yani özellikle yurt dışı sermayesine bağlı olmayan KOBİ'lerde veri tutma şeyi yok. Yani işte bir finansal verisini tutuyor. CRM yok ki Türkiye'de. Yani kaç tane, yani CRM de çok büyük sıkıntı Türkiye'de. Evet evet. Yani bir finansal verisini tutuyor. Bir de personel verisi tutuyor. O da işte. Biz her şey Excel'de. ne oluyor? Hani içeride veri kültürü yok. Şimdi yani, yapay zeka istiyor herkes. Yapay zeka veriyle başlıyor. Değil mi? Yani, veri yoksa yapay zeka diyor. Yapay zeka neyin veri, neyin analizi? Evet, onu anlamıyor insanlar. Dolayısıyla bizim veri kültürü, veriyle hareket etmemiz çok kıymetli. Yani bizim zaman veriye olan veriye vermiş olduğumuz değeri bence arttırmamız lazım toplum olarak. Evet. O yüzden bu siyasi anketleri bizim kendi araştırmalarımızdan ayrıştırmalıyız diye düşünüyorum. Biz çok farklı bir araştırma. Bir de çok siyasi şey çok daha basit yani. Kim oy vereceksin yani falan. Evet. Yani işte pazar yani. Günü anketi. Yani bizim bu şeyle çünkü onlar aslında ne yapıyorlar? Sektörü küçültüyorlar. Yani halkın işte yani günün sonunda KOBİ sahibi de halkın bir mensubu. İnsan verdiği cevabı ne kadar süre geçerlidir sence o verdiği cevap? Valla duruma göre değişir. Belki 10 saniye geçerlidir, belki 10 yıl geçerlidir. Ne sorduğumuza bağlı. Değişiyor yani. O da ilginç bir şey. Yani bugün ben bunu veririm. 3 gün sonra kararım değişebilir. Değişebilir yani topluma bağlı, ekonomiye bağlı, şeye bağlı. O yüzden böyle hani bir kere araştırma yapıp hani yüzyıllar boyu aynı araştırmaya sonuçlarına bakmak doğru değil. Startup'la ilgili konuşacağız ya sen şimdi yazan. Şimdi aklıma şey geldi mesela. Şimdi melek yatırımcıya gidiyor herkes. Startup projeleri için. Evet. Para istiyorlar. Yani bana her gün geliyor proje. Tamam ve genelde 1 milyon dolarla başlıyor. 1 milyon dolar falan istiyorlar. Şimdi bunu testten baksak yani. Startup şirketi olarak ben bir araştırma yapsam hangisine girmeliyim hangisine girmemeliyim. Yani aslında senin de burada yapay zeka gibi yanıma alsan verdiğim kararda. Yani doğru karar mı veriyorum bu şirkete yatırım olarak mesela. O tip testten olur mu bu araştırma? Olur hem de çok güzel olur. Startuplara biz hep söylüyoruz araştırma yapın, araştırma yapın, araştırma yapın. Startup'a para koyacak adamdan bahsediyorum ben. Sen startuptan bahsediyorsun. Ben diyorum ki ben bir iş adamı olarak da. Önümde 3 tane proje var. Her biri benden 1 milyon dolar istiyor. Ben diyorum Çiğdem diyorum. Bir tanesine koyacağım 1 milyon dolar mı? Hangisine koyayım? Ha, tabii ki sen bu için gereken araştırma yap benim için. Tabii yapıyoruz. Hatta bizim böyle high net worth individual dediğimiz kişiler var. Senin gibi. Ben demek hala giremedim o sitede. Senin gibi hani çok nasıl söyleyeyim bankadaki birim kimi belli bir sermayenin üzerinde olan. Onlar geliyorlar zaten ve fizibilite çalışmaları istiyorlar bizden. Diyorlar ki işte senin dediğin gibi Çiğdem Hanım işte bu fikre yatırım yapayım mı? Buna geri dönüşü ne kadar olur? Bu önerdikleri iş modeli ne kadar gerçekçi? Ya da işte bu iş modeli gerçekten bu kadar gelir sağlar mı? Vesaire burada diye. Kadar güvenir senin vereceğin cevap. Biz burada detaylı çalışmalar yapıyoruz. Ondan sonrasında bir cevap veriyoruz. Ne kadar güvenir senin vereceğin cevap? Gayet güvenilir. Çok riskli mesela ben sana araştırma yaptım. 1-2 tane şey söyleyeyim. Sen ona kadar karar ver mesela. Bir taksi bizim müşterimiz. Tabii. Getir. Nazım. Getir. Biz onları hep beraber. Tabii onlar milyon mesela İngiltere pazarına girerken belki sen destek almışlardır belki. İşte bence alsalar iyi olurdu o pazarı gerçekten almadılar. Mesela o zaman konuşmuyorum Nazım'la da. Yani, ama Türkiye'de gerçekten sordum aldım. Yani bu kadar başarılı model güzel ama yurt dışına girmeden önce ne kadar araştırma yapıp
aynı çalışma nasıl emin olabildi yani o pazarda Fransa'ya girerken ne bileyim İngiltere'ye girerken yani, neye güvenerek girdi? Çok güzel bir ekipleri var. Orada da araştırma kültürü var. Hani bunlar çok kıymetli. Zaten onun eşi de yıkacı. Evet, tabii çok iyi tanıyor. Oradan geliyor. Biz öyle tanıştık eşi. Senle de öyle tanışmıştık yani eşleriniz sayesinde. Ya ben şöyle söyleyeyim. Pazar yani araştırma olmadan bir şey yapmıyor. Aşırı riskli görüyorum yani. Evet, çok riskli. Ve sen diyor 8-10 bin ne fark? 20-30 bin dolar olsa ne fark eder yani? Ben evet. Oturup bir şey üretiyorum ve satamıyorum. Bundan daha kötü ne olabilir ki yani? Ben yani geçen... Veya satacağım yanlış parfüm koyuyorum. Satabilecek kişiyi satamıyorum. Şimdi geçen perşembe tam böyle bir iş adamıyla tanıştım. İnşaatçı. Çok büyük projeler yapmış. Büyük altyapı projeleri. İnşaat sektörü yapıyor musun? O da ilginç. Yollar yapmış, şeyler yapmış. Sonra demiş ki ben bir üretim tesisi açacağım. Açmış ondan sonra işte ürününe kendi karar vermiş, paketine kendi karar vermiş tabii. Ürün, bir ekibi inşaat, var, bir şey yapmış ondan sonra. Şimdi satış aşamasına gelmiş, satmıyor. Ürün gitmiyor. Satılmıyor. Yani ürünü satın alan yok. Onun oturup üretim hattı kurmuştur yani. Adam almıştır, kovmuş bir şey. Yani evet üretim, her şey var, fabrika var. Fabrikanın bütün sertifikasyonları var, çok güzel bir binası var. Yere bal döksen yalıyor. Yani her şey mükemmel. Fakat ürün satın alan yok. Neden? Çünkü tüketici çalışması yapmamış. Mesela şu an mesela ben... Şimdi çok zor. Mesela evet eğer şimdi sen bir köprü yaparsan o köprüden insanlar geçmek zorunda. Bir yol yaparsan o yolu kullanmak zorunda. Ev yaptığında eve girip oturuyorlar iyi kötü. Ama hani mesela normal tüketiciye satılan bir ürünleri araştırmasız yaptığın zaman şey söyleyeceğim. Hava yolları ile ilgili herhangi bir araştırma, Pegasus, Türk Hava, öyle bir deneyimin oldu mu hiç? Evet, Türk Hava Yolları'nın müşteri deneyimi departmanında biz araştırma eğitimi verdik. Eğitim verdik. İşte hani ona araştırma yaptırdılar. Yaptığımız bir başka mesela Onur Air. Battı onlar. Onlara çok çalışmalar yapmıştık zamanında. O zaman büyük başarılar kazanmışlardı. Değil, nasıl battı onlar demiştim yani. Çünkü güzel bir hava yollarıydı ama battı. Evet. Yaptığımız başka şeyler, çalışmalar var. Mesela işte müşterilerinin deneyimleri. Mesela İGA'yı mesela havalimanları yaptırıyorlar. Gizli müşteriler yaptırıyor. İGA'nın yaptırdığı gizli müşteri çalışmaları var. Müşteri deneyimi çalışmaları var. Tabii yaptırıyorlar. Mesela, yani tesadüf değil. Türk Hava Yolları o kadar çok bak, şey yapıyor ki bak. Türk Hava Yolları'nın müşteri deneyimi departmanında araştırma yapan 8 kişi var. Müthiş. Ama çok başarılı. Mesela şey de enteresan mesela İGA Havalimanı'na gelince çok eleştiri var. Ben geçen gün oranın genel müdürüyle birlikteydim. Yani o indikten sonra işte o yürüme mesafesi çok fazla geliyor ki değil bence, algı bence. Yani anlıyor musun? Yani senin orada uçak indikten sonra çıkman, bavulunu alman, yürümen. Yani birçok şey var mesela burada havalimanları arasında. Mesela. Bunlar mesela ilginç, insan ne kadar tolere ediyorlar. Hangi süre tolere ediyorlar. Nelere dikkat ediyorlar, neye ihtiyaçları var vesaire. Veya fiyat çalışması mesela. Starbucks acayip havalimanlarındaki sandviç, su yani gıdaya evet. Vermiş onun para. Benim insan ne kadara kadar insana bunu hala veriyor. Yani oturup bir poğaçaya 130, 150, 200 lira bir suya 75 lira veriyorlar. Ve hiç canı yanmıyor mu insanlar? Yani o fiyatı neye göre o adam biliyor da onu alacağını varsayıyor mesela. Evet, fiyat belirlemesi çalışmaları da yaptığımız çalışmalar var, arasında evet var. Çok kıymetli yani. Evet. Çünkü herkes fiyatını atlıyor Türkiye'de. Çünkü kimse yani herkes diyor ki anlıyorum ama nereye kadar gidecek bilmiyorum. Evet, yani bu fiyatlandırma çalışmaları çok kritik çalışmalar. Bizim conjoint dediğimiz bir istatistiksel yöntem var. Evet. Farklı özelliklere ne kadar fiyat veriyorlar, ne kadar verirler. Buradan geçeceğim zaman... çünkü son 3 dakikam kaldı. Tamam. Anneyle geçeceğiz. Anne yaşam. Sen de istiyorsun konuşmak. Ben de bununla ilgili program yapacağım. Yani kadın girişimcilik, çalışan annelik, yaşam dengesi üzerine kadınlara ne mesaj vermek istersin bunu 3 dakika içinde? Kadınlara kendilerine sahip çıkmaları mesajını vermek isterim. Yani vazgeçmesinler. Sen nasıl yapıyorsun mesela? Yani bu yani iki, üç, kaç çocuğun var? Üç. Üç tane çocuk var. İşin var, o var, bu var. Yani bu dengeyi nasıl sağlıyorsun kocan? Yani nereye kadar tolere ediyor gibi mesela. Yani bu kadınlar yani yanlış algılar ne? Kadınlar neyi yanlış yorumluyorlar? Yani kadınların biliyorsun mutsuz çoğu kadınlar. Yani bu tip konuda yani çalışan kadınlara bahsediyorum ben. O yani nedir evet. Bu doğru denge nedir? Veya nasıl yönetilmeli bu denge?
Şimdi tabii herkesin doğrusu ayrı Taner. Ben her zaman hem de yani araştırma şey içinde olduğum için hani bu doğrudur, şu da yanlıştır, işte onu yapma, bunu yap falan gibi şeyler söylemek bana söylemek göre istersen, değil yani. Bir şey söylüyorum. Ancak şey seviyor yani, ancak hani benim için neler işe yaradı, neler işe yaradı. Sen de onları söyleyebilirim. Sen de söylüyorsun. Hani evet. Uygun belki bir şey olur. Bir kere öncelikle kabul etmek gerekiyor. Yani hani hem çalışmanın, hem anne olmanın, hem eş olmanın, işte hem iyi bir arkadaş olmanın, hem iyi bir işte kız, yani hani farklı başlık, yani farklı tapkalar taktığımızın kabul etmek, evet, ve bunları yönetmemiz gerektiğini kabul etmemiz gerekiyor. Ama denge de değil mi? Şimdi bir tarafa çok ağırlık verince, evet, yani, evi ihmal ediyoruz. Evet, yani bir denge kurmak gerektiğini şey yapma. Erkekler bu kadar, bu dengeyi bu kadar iyi kurmak zorunda değiller. Yok, bir, şey bir erkek günde 18 saat çalışsa kimse de sormaz niye bu kadar çok çalışıyorsun. Yok abi, babalık konusunda da aynı sıkıntı var. Evet yani. Ya da işte. Ben babalık babası da insan sorgulamıyor. Yani şuna ilgilenmiyorsun baba diye, yani kimse demez, çıkışmıyor. Evet, demiyor. Ya da işte ben ne bileyim, bir baba çocuğun doğum günü partisini kaçırsa sıkıntı olmuyor. Yani biraz tabii üzülünür ama bir de hani anlayışla işte oraya buraya götürmek işini yapıyor babalar Türkiye'de. Yani anlayışla karşılanır ama bir anne işte o doğum gününü kaçırsa tabii çok büyük sıkıntılar olabilir. Çocuk daha fazla. Yani böyle toplumumuz öncelikle bunu bir kabul etmek gerekiyor. Yani hani ben bir kadın, bir çalışan kadın olarak, çalışan anne olarak dengemi korumalıyım. Dengemi. Eş olarak da kadın belki de eş davranılmamalı bu konuda. Yani evet, kadınlara tabii daha anlayışlı, daha esnek davranmak çok kıymetli diye düşünüyorum özellikle. Eş tarafından bahsediyorsun. Eş tarafından da, yani eş için de şimdi bizim şeyi anlamamız lazım. Yani yeni bir dönemden geçiyoruz. Hani eşlerimizin rolleri değişiyor, bizim rolümüz değişiyor, toplum değişiyor. Yani biz dün Ankara'da işte kadın ve istihdam verilerini açıkladık. Toplum gerçekten değişiyor bu ekonomik şeyle birlikte, sıkıntılarla birlikte. İyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz? İyiye gidiyoruz yani, şöyle iyiye gidiyoruz. Hani dün de söyledim, hani her şerde bir hayır vardır ya. Hani bu ekonomik krizle birlikte tek gelirli aile modeli kalmıyor. Yani tek gelirli aile modeli mümkün olmayacak yani. Hani o yüzden ne olacak? Kadın çalışacak. Kadının istihdama katılması çok önemli. Hem kadın için önemli, hem iyi olmak için önemli. Dolayısıyla öncelikle bir kabul etmek gerekiyor. Yani ben çalışmak istiyorum, yaratmak istiyorum, üretmek istiyorum. Bunun için dengemi iyi korumalıyım. Kendime de zaman ayırmalıyım, çocuklarıma da zaman ayırmalıyım, işte eşime de zaman ayırmalıyım, işimi de yapılabilir iyi yapmalıyım bir şey vesaire. Ve bunu dengede tutmalıyım. Hayır, bunu yapılabilir bir şey dediğin şey yani. Hem kendi zaman ayırır, hem çocuklarına, hem eşine. Bunu hepsi bir kadın yapabilir mi sence? Yani, dengede yapabilirim. Yapar da dengede yapabilirim. Yani işte kısa vadeli bakmamak gerekiyor. Yani işte bugün 8 saat uyumadım diye düşünmemek lazım. Anlatabiliyor muyum? Hani genelde sağlıklı mıyım? Hani işte yeterince dinlenebiliyor muyum diye görmek lazım. Ya da işte genelde çocuklarıma yeterince vakit ayırabiliyor muyum? Yani hani mesela benim bazı kurallarım var. Bir işte elindeki yani şöyle bakmak lazım. Elindekilere göre bakmak lazım. İdeale göre değil yani. Evet, elindekiler. 8 saat uyumak tamam, evet, ama uyuyabilmemiz, hiçbirimiz uyuyamıyor 8 evet saat yani. Yani bu toplumun baskısından sıyrılması lazım çalışan okay, kadınlarımız. Tamam. Güzel bence toplum. İşte her en şey. En büyük baskı toplumdan mı geliyor, eşten mi geliyor sence? Toplumdan geliyor. Geliyor. Bazen kadın kendisinden geliyor. Yani o kadar içselleştirilmiş ki. Hani eşinin ya da işte komşusunun, annesinin, babasının ona baskı göstermesine bile gerek kalmıyor. Kadınlar içselleştirmiş oluyor. Yani bazı kadınlarımız var, hayal bile edemiyor çalışmayı yani hani ya da üretmeyi. İlginç. Dolayısıyla bizim öncelikle kendimizi böyle çok germememiz gerekiyor. Yani çok stres altına sokmamız gerekiyor. Bizi stres altına sokanlara da bir dakika, ben şimdi burada değişik bir şey yapıyorum, ezber bozuyorum, bu senin bildiğin gibi değil dememiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Hani sınırlarımızı iyi korumamız gerekiyor. Kendimizin değerini bilmemiz gerekiyor. Vaktimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ondan sonrası kolay ya. Bu kadar yani, kadın derneği var Türkiye'de. İnanılmaz veya benim algı seçecek. Buna gerçekten bir faydası oluyor mu? Çok da dernek var kadınlar üzerine. İşte Kagider var, o var. Yani benim dikkatim çok çekiyor da. Dikkatimi evet çekiyor. Bu kadar dernek, bu kadar şey ne kadar ilerletiyor yani bu toplumdaki algıyı, ne kadar pozitif etkiliyor? Yani iyi niyetle karşı. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Hmm. Yani bu ülkemizde maalesef kadın konusuna çok ihtiyaç var yani hala. Biz evet mesela 27 Şubat yaşadık. Yani aynı gün 7 tane kadının öldürüldüğü
eşi tarafından öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. Bu İstanbul yani. Anlaşması var hala değil mi? O da İstanbul bir Anlaşması biliyorsun çıkarıldı artık. O da bir şey yani. Ben buna hep basından takip edeceğim. Çok ihtiyaç var yani. Kadın derneği daha çok kurabiliriz yani. Herkes iyi niyetle bir şeye destek verdiği sürece kadın konusuna çalışılacak çok gideceğimiz çok alan var. Evet canım. Ağzına sağlık. Süremiz bitti. Teşekkür ederim. Hangi eksik var mı? Sormak istediğimiz soru kaldı mı araştırma ile ilgili? Yok bence çok güzel. Hani epey tamam. Bir şeyden bahsettik. Çok da umarım sıkmamışızdır kimseyi. Yok, yani bir taraftan çok iyi yani çok böyle araştırma gitmemeye çalıştım ben. Gereken bilgiye verdik. Yani şunu anlıyorum ben özetleyecek olursam. Aslında araştırma öyle korktuğumuz bütçeyle yapılan bir şey değil. Değil. Ama bugün yeni bir şeyi denerken veya karar vermediğimiz anda çok ciddi bize kararlarımız destekleyici bir şey. Onu anladım. Evet ve araştırma yapmamak herhangi bir araştırmadan daha pahalı. Kesinlikle. Çok büyük para kaybediyorsun yani. Evet. Bir tek şey soracağım son. Tüketiciden bahsettiğim. Ben şimdi araştırırken tüketici o ayrı bir kategori mi oluyor? Tüketici dediğin ya bu iş adamı, inşaatçı. Evet. Ürün satılmıyor çünkü tüketici yapma. Tüketicinin o yaptığı şey biraz daha farklı mı diğer anketörle? Tabii yani bir ürün satın alan herkese biz tüketici diyoruz yani. Ha, tamam. Dolayısıyla hani hizmet. Araştırmalar da biraz daha farklı mı oluyor yani diğer araştırmalar? Tüketici araştırmaları pazar araştırmalarının kapsamında oluyor. Çok daha farklı olmuyor yani. Hani biz sana yani ticari araştırma. Denetme, tattırmada. Şimdi bir tane sorular cevap veriyorsun ya. Bir tanesini veriyorsun onu tüketiyor, yiyor mesela. Tadella evet. Diyelim yiyor. Evet. Bu tadını beğendim beğenmedim mi diyor mesela. İşte bunun şu renginin kokusunu o tip şeyler yani deneterekten yapılan araştırması oluyor. Hepsi tüketici araştırması. Ha. Yani bir şeyi satın alan herkes değil. Direkt deneyerek yaparak cevap veriyor. Evet. Ayrı bir kategori değil yani o. Değil yani o tat testi ayrı tabii. Ayrı bir çalışma ama o da pazar araştırmasının içerisinde bir çalışma türü. Farklı araştırma türü. Online araştırmalar mesela ben sana geleyim diyeceğim Çiğdem param yok benim. Bunu online yapalım. Bana ucuza yapar mısın desem. Bu online araştırmayı hiç yapmaktan sonra online araştırma yapıp tasarruf etme şansımız var mı? Var evet tabii yani hiç böyle sadece online araştırmanın tek avantajı şey değil. Bütçe değil. Aynı zamanda zaman olarak da daha hızlı. Sonuçlar alabiliyoruz. O yüzden bazen online araştırma önerdiğimiz oluyor. Özellikle bütçesi kısıtlı olan müşterilerimize. Evet süper. Evet Çiğdem çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet Taner Ödüş Akademi YouTube Söyleşilerinin bu bölümün sonuna geldik. Evet Çiğdem'e bu güzel söyleşi için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Aynen.